Sayın izleyiciler, bunlar Heli Aydınlar Köyü'nün geçim kaynağından birisi olan dut. Önce ağaçlardan savan denilen yaygılar üzerine sallanır. Buradan toplanmak suretiyle getirilir. Bu görmüş olduğunuz baba, teknede, amca, baba. Aslında bu ağaç tekne olması lazımdır. Teknede süzülür. Süzülmeden önce burada pişiriliyor. Tekrar buraya aktarılıyor. Burada süzüldükten sonra alınıyor. Genişleyenlerde nişa denilen un şeklindeki maddeyle çarpılıyor, bulamaç haline getiriliyor. Bu bulamaç haline getirildikten sonra tekrar buraya kazana konuyor. Şıra ile birlikte kazanda kaynatılıyor. Kazanda kaynamış olan bu şıralı bulamaç kelgürlerle de karıştırılıyor bazen. Bundan sonra kovalara konmak suretiyle dama çıkarılıyor. Damda yaygıda bulunan savanlar, onlar biraz daha güzel bezlerden yapılmıştır. Savanların üzerine gayet kağıt inceliğinde şu tahta mağalarla kadınlar tarafından çekiliyor. Ve üzerine de daha önceden kaynatılmış ve üzerinin kabuğu alınmış olan erik veya badem çekirdekleri tepilmek suretiyle cevizli, bademli pestiller yapılıyor. Afiyetle yeniyor. Tamam. Efendim. Tamam. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldiniz. Evet değerli izleyiciler, şimdi Vehbi Dayı'nın oğlu Sayın Muharrem abinin evlerinin damları üzerindeyiz. İşte geçen gün sallanmış olan dutlar pişirildi, bulamaç yapıldı, ondan sonra damlara serilmek suretiyle bu görmüş olduğunuz pestil vaziyetine getirildi. Öyle biraz daha yaklaş görelim, bakalım nasıl yapıyorlar. Yalnız bunun, şimdi bu pestil çekilmiş, gözlerden çekilmiş, gördüğünüz makasla kesiliyor, kışlık yiyecek haline getiriliyor. Biraz sonra da bu savandan nasıl çekildiğini göreceğiz. Emine gel, gel abi. Hele abla biraz at. Sabah kahvaltısı yapmadık, biraz tadına bakalım. Oo, bu çok, bu az bir şey alalım. Neyse buyurun Betim'e yiyin. Muharrem abi. Emine gel abi. Gel abi. Bu Beyti inanca senin Beyti gelmek gibi. Beyti, aman Beyti neymiş ne? Neyse hele, başka Allah karıştır. Abla bizim bastığı götürdün ha. Bu mu? Bu mudur? Tabii ya, yaydık. Bir taraftan bir taraftan bastık veriyor ya, bir taraftan da alıp götürüyor. Ben oradan kalksın bak, diye. Kusura bakmayın. Estağfurullah, yok o çekiyor da. Şey yapıyoruz, gölge. Emine al. Götür. Emine al. Tamam. Evet. Bu görmüş olduğunuz madde biraz önce anlattığımız tutların pişirildikten sonra sıkılarak, torbalarda sıkıldıktan sonra dama atılmış şekli, hayvan yemi olarak kullanılıyor bunlar kurutulduktan sonra. Esas adı da bunun şırkamdır. Şırkam. Bu şırkam adı nereden gelmiştir bilemiyorum. Muharrem abi biliyor musunuz siz? Ben de bilmiyorum işte. Vallahi, beri kullanmış. Evet, neden şırkam demişler acaba? Herhalde sıkmışlar, sıkmışlar. Herhalde artık hayrı kalmamış. O işte sıkılan madde şırkam olmuş sonradan. Tamam. Duta yapılan işlemden sonra elde edilen bir başka madde de pekmez. Bakalım hele bu pekmez nasıl olmuş? Bak güneşte, o maşallah. Erimiş ama epeyce de arı toplamış. Arılar biliyorsunuz pekmezi çok severler. Hele bal arısı yetiştiren kişiler pekmezin olduğu yerden uzaklaşırlar.
Bunlar herhalde bir iki gün sonra olduktan sonra tekrar süzülüyor bez torbalardan. Ondan sonra kaplara toplanıyor. Kışa depo edilmek üzere. Bu hale gelmiş. Evet, bu hale gelmiş oluyor. Ha, buradaki bunlardan daha ayrı. Olmuş bu. Olmuş daha kalın bakın. Bu olmuşu. Bakın rengini de görüyorsunuz. Baldan daha güzel. Bu dut pekmezi çok faydalıdır biliyorsunuz. Doktorlar hep hastaların mide ulseri olanların dut pekmezi yemesini tavsiye ederler. Ama görelim. Beyti. Evet. Görüyorsunuz değerli izleyiciler, bez üzerinde pestil denen herhangi bir şey yoktur. Üzerine yalnız su salmış. Bu ıslatıyorlar bezi. Aslında pestil dediğimiz madde savanın bu yüzündedir. Bakın görüyorsunuz. Ters çevirmek suretiyle havalandırıldı savan. Üzerine şimdi su dökülüyor. Islatılıyor. Tahmin ediyoruz ki bu ıslatıldıktan sonra iyice savan tekrar ters çevrilecek. Göreceksiniz. Ondan sonra pestilin savan üzerinden çekme işlemi başlayacak. Öyle ki kağıttan daha ince yerleri var. Bu aslında bir hayli zor işlemdir ama demek ki bu ıslatılan su sökülmesine yardımcı oluyor. Kimler çekiyor? Bunları da bir tanıyalım. Yenge, evet, siz. Yenge. Burhan Özdemir'in hanımı Şerife Hanım. Evet. Sıtkı Özen'in hanımı Sultan Hanım. Abi görelim hangileri, Muharrem abi. Ha, tamam. Sultan sen söyle. Ne söyleyeyim? Tamam. Sen kimsin? Muharrem abi siz oradan söyleyebilirsiniz. Yalnız kimi söylüyorsa bu tarafa baksın. Sami Özen'in hanımı Emine Hanım. Şükrü Emre'nin hanımı İsmet Hanım. Evet. Ceyhun Özdemir'in hanımı Arife Hanım. Tamam. Karşıya bak. Tamam, teşekkürler. Türk ablam. Bu amaçla yaptık. Gelseydiniz daha... Vallahi onu da temsil yaptılar. Yenge ben aşağıda anlattım ama bulamacı karıştırdım hakikaten. Yanlış yaptık herhalde ya bilmiyorum. Önce dutları... Ama yarın... Haşladık. Yine olacak. Haşladık, sepete döktük. Tabii, süzdük. Tamam. Şuraya aldık, kaynattık. Kazana koyduk. Biraz kaynattık, tabii. Biraz da aşağıda karıştırdık, yanlış ettik. Tabii. Sonra... Biraz daha gelsin. Biraz ilerle. Çekiyor zaten, ilerledikçe ilerlemiş şekilde. Yenge siz biraz daha şey yapsanız. Harika, yenge. Yok zaten açılacak, biz geldik gelecek. Hayır, yine şu oluyor, ona biraz daha şey olsun. İleride gidiyoruz. Kopmuyor, basma ki gelsin. Heh. Bu benim salana, burası iyice ıslanmamış. Seni? Evet. Şey, kalın ya. Kalın da burası salan. Da iyice ıslanmamış. Yeni salın. Yeni salın ya. Yeni ya. Basın. Çeker gibi. Biraz seri çalışın, erkütürsünüz sonra. Ha. Yok, erkütecek gibi değil. Ha, doğru ya, bunun erkütme olayı da var değil mi? Efendim. Tabii o şu kanatlar adam durmayınca. Erkütü. Erkütüyorsun. Buraya al abi. Buraya. Hadi Arife. Efendim? Ha? O şeye geçiyor. O yama mı? Yok çalmamış. Ben sonra müdür Özdemir. Pekmez. Yarın akşama sizin. Buyurun. He he ne he he çekiyor işte. Çıktı mı güzel? Gül pestilemeye geldin herhalde. Herhalde. Sabah sabah. Ya yardım etmeye geldim. Yardıma geldim. Kahvaltı yok daha var. Daha bitmedi ama.
tek. Burayı bırakıp geleyim mi oraya? Bu kim? Niye? Bu Pestin'in yüzünden Muharrem abi. Bu adı güzel daha yeni Kıdır var. Beraber okula gidiyorduk. Bir gün güzel nişastalı, çekirdekçi Pestil getirmiş abla. Cebine koymuş ceviz içinden beraber. Ne güzel biz ama. Biz de okula gidiyoruz çocuğuz. Geldik buraya bu okulun önüne tutların dibine. Ne makası getirdik. Kıdır'dan istiyoruz bize vermiyor. Kıdır verirsin vermezsin arkasına düştük kaçtı. Tam o mağara başında tutların dibinde yoruldu. 3-4 kişiyiz. Yoruldu düştü artık Kıdır cebini tutuyor böyle. Biz elimizi cebine sokuyoruz. Kıdır'ın bu cebi baştan aşağı yırtıldı. Aldık. Cevizleri, pestilleri güzel yedik. Bu Fevzi, ben, Mustafa, Bahattin, İhsan. Kıdır ondan sonra ağlıya ağlıya geldi eve. Sabuncu bize bir kızdı. Ondan sonra ulan dedi gelseydiniz size de verirdim. Çocuğun cebini yırtmışsınız. Kıdır bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da şimigini siliyor. Böyle kolundan diyor. Ondan sonra bir hafta oradan geçemedi. Hani kilo şeyleri topla. Taşları topla. Şey olmamış değil mi? Tuz olmamış hiç. Yok olmamış. Yok rüzgar olmadı ki. Yok biz gittikten sonra oldu ama olmamış. Oldu ama pek şey yapamadı, savuramadı. Artık uçuyor orada. Bulamak uyuştu daha. Evet tabii. İyi öyle tuz olacak bir şey. Katla Emine katla. Öyle geniş katlama, geniş katlama. Enişte diyor ekşi mi ekşi mi? Tatlı. Yok yok ekşi değil tatlı. O elde zaten. Bilmiyorum elime yap. Bakın ki ona tatlı geldi. Buyurun acı. O da bir şey. Şöyle diyor ki. Kendinizi methetmeyin. Fethiye'nin bensi mi tutmuyor işte? Siz niye şey yapıyorsunuz? Ama onunki de böyle çomak gibiydi. Evet. Hiç öyle kışın hiç olmaz. Hoş değil. Ayrılmaz. Efendim. Emine geç ya. Bak şey. Bu ekşi tatlı değil mi? Ne bende?